Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayrı halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Peygamberler kıssalardan bana bugün inşallah Nuh aleyhisselam'da kıssası yetkiyen bulduk. Ötken sefer gibi sıkıntımızda biz Adam aleyhisselam'da yani yürüyüzde ya hayatı bundan ki Şiis ve İdris aleyhisselamlarda hayatından tanış çıkan bulduk. İdris aleyhisselam'ın hayatı gibi bir müracaat kıladığı yandasak şuna sana gördük ki kullu nefsin zâikatul mavt dedi Allah Teala. Her bitti can egesi elbette ölüm şerbeten tat göçü dedi. Yani o hak peygamber olsun, hak adlı insan olsun, boy olsun, kendal, yaş ve kar olsun, elbette ölüm şerbeten tatışlığını bana Allah Teala Kur'an'da merhamet olarak yineken. Hatta İdris aleyhisselam bana şu ölümden kaçışlığının sebebi şu oldu ki İdris Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan hem de adamda kapadıkken savaptı. Allah da Allah İdris Aleyhisselam'ın her gün yazıştığını madakıyken de uzara ömür görüştüğü payda bu kaldı. Lekin Allah da Allah'ı takdir iken hani şu özgün muhakkak kılınken farişlerle turuncu Osman'a kötürürken de canan şu turuncu Osman'da alındı. Ve rafa'nehu mekanen aliyye dedi Allah da Allah. Burada oturgenler 100 yıl bunun bıraktığımızı yok dedik. Yeryüzüde. 100 yıldan ki bu atamız kalmayız. Lakin bir yansı olsun ki insaniyet hani şu ölüm degen Allah Teala'dadır biri yapmayken takdirliyetten çıkarıp koyarken de kimliğine ve dünya gene mekikene gidersen çıkarıp koyarken. Allah Subhanahu ve Teala dünya ki imtihan ki keyinlikimizi isten çıkarıp bir yola katardık egen olsun. İnsanlar bir neçe kısım gibi bunlarken. İnsanlar varken dünyada yaşaçlığı babayını da bizi cennetimizden, dozakımızdan bana şu dünyada derken. Bunlar kafirlerken. İnsanlar varken bu dünya ahiret diyarını ikimiz ağrı da kararken. Yani bana şu ikimiz ağrıdan özünü darul bakatçı erdedi bugün maskenige abket adı amellerle navara bularken. Yahya ibn-i Zekeriya'da huvaldıge iblis gelerken. Hadislerde rivayet edilmedi. Ve Yahya aleyhisselam iblisten soruyordu. İblis senlerde huzurunda biz insanlarda neç tayfa gidiyorlar sizler. İblis aleyhisselam ayetinde ki sizler insanlar tayfası biz iblis bunlar şeytanlarda huzurunda üç gidiyorlarımız. Bu tayfası şuna insanlar ki insanlarda hutta sizlerde yaşıbarlarıyla da koludaki top singer olan bizi kolumuzda. Hakla gen işimizi kıldıramız olarken. Bunlardan köylümüz soğuk. İkinci tayfası sizler yoğuşurken peygamberler, onlar masum. Allah Teala onlar da bizden saklap koyken, onlar da hiç kendi bir ölüşümüz yok. Üçüncü tarifası, bu en ağırı. Bu şimdi insanlar ki, biz onlardan uyağından ötüp, büyağından ötüp, günahke çakıramız, günah kıldıramız, hacatımızı kaza kılıyda kursan tutturken payıda, Allah Teala'yı kaytadı da, istiğfar etti de Allah Teala günahını geçirdi. Ne onlardan ümidimizi üzülden koyamayız, ne mahkem yapışıdan olamayız. Biz elhamdülillah onlara kafirlerden kınadı Allah da Allah'a sığlamız. Peygamberlerden kınadı. Yani bana şu üçüncü tarifa buluşu hareket kılışımız gerek ki insan bazıda bilip bilmesinden günah kılarken ve Rabbisi'ye kaçışlı gibi lan Allah da Allah keçir uçurken yine kaparken. Kur'an'da Allah da Allah'a bana 99 ismi sıfatı zikir kılınken olsa Rahman-ı Rahim, Gafur-ı Rahim ayetlerde ahirte zikir kılınken bana şu Allah Teala'nın isim sıfatları Kur'an'da en çok zikir kılgeni kaçta desek Gafur-u Rahim degen sıfatın kafamız eken. 56 madde bana şu Gafur-u Rahim sıfatı zikir kılgen. Hiç kaçta isim sıfatı bunca köz zikir kılgenmez. Cennetli hiç kim amel kirp keşir ki kifaya kımıydı. Meğer Allah Teala'nın rahmeti olan ora bugen de yine kiremiz. Çünkü parvadigarımızı Gafur-u Rahim eken gidesen çıkarmayalım ve tavbada daimi bulaylık. Düğünü sıfatımızda biz Nuh Aleyhisselam'ın sıfatını yerleşemizi verdik. Bana İdris Aleyhisselam Kabul'da zürriyatını kırıp taşırdı. Yeryüzde fakat yakşılar kaldı. Bana bazı da şimdi onlar oylar kepaladı da eğer yeryüzde yana adamlar bulmasa ne olurdu ki? İrtala uygansak hem bir Allah'dan korkadı yani takvalar bulmasa kanına hayal bulardı ki degen bir hayaller gelirdi. Eğer şuna bu koyan diyen, İblis ki Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet geç yaşaşını iki muhlet verdi. Ana şu yakşı adamlardı içinden, yani yanmaları çıkardı olur geneken. Adam aleyhisselamdan keyin, Nuh aleyhisselam geçen 1000 yıl ötken.
Mana şu 1000 yıl içinde adamlar şirk getirmeyen Allah ki. Hemen tavsitte koyan. Kâne nâsı ummeten vâhide dedi Allah Teala. Ha adam olur şey koyan. Başka mayda günahlar koyan. Lekin Allah Teala keçirmeyen şirk günahı koyan nâsı. Çünkü Allah Teala yaptı. Nuh Aleyhisselam geçen insanlarda hemmesi bitti ümmet. Tavsit ümmeti koyan dedi. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası da İnsaniyat hayatıya şirk kayıtkan ve kirp yani hakkında malumatlar gelir. Bana Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. Ve kâlu la tazarunna âlihatakum ve la tazarunna vaddan ve la suva'an ve la yehusa ve yehuka ve masra. Yani özürlerde âlihiler bugün vud, suva, yehus, yehuk ve masra'da herkes koyuyorlar dedi. Nuh Aleyhisselam dağındaki taşa. Bu kişiler kimler bugün? Bana şu ayetin ismetini ekleyen Vard, Suva, Yahuz, Yahud ve Nasr. Bu kişiler Nuh Aleyhisselam'dan evvel yaşayan salih kişiler isimleri bugün. Şirk kandaki bugün insaniyat hayatı gel. Çünkü itibar vererek. Bu ana şu ismin zikretini ekleyen 5 tane insan özünün zamanasını zor avlamaları, salih kişileri bugün. Adamlar da Allah Teala'ya tarif kılıp davet kılıyor. Ve her bittersine özüne davet kıladırken cahil koyuyor. Yani vart veren adam bana köçenin nargi başı da mesela kısa, davet kısa, yani bittersi ondan da orada. Ulan bana şu beş ele kişi özüne ömrünü yaşayıp tüke ötüp etkenlerden keyin iblis ana şu ulan ötüp etkenden keyin ana şu beş ele kişinin zamandaşları koyan kişilerde insan suratı da kezdi de etti ki keliler. Bu adamlar da isten çıkarmayalım ki. Bizini Allah'a davet kıyanlar. Onlar da namiyetinden çıkıp gitmesi için anaşılar oturup bizge tam nasihat kıyan cahilerde ışılarda namiyetini atak koyuyorduk. Yani palancının taşı, palancının daraktı, palancının dövme döktür. Bana şu 5 de adamda namiyetini 5 de cahilerde namiyetini koymuştu. Bu cin, bana şu Allah, bana şu 5 ele kişinin tanıyan Allah. Tırık payetinde bu cahilerde ibadet kılınmadı. Çünkü bunlar ana şu 5 kişi hakkında ilmi vardı. Kimliğini bir şey aradı. İbadet kılışmadı. Lekin onlardan keyin giyen Allah ilimden, malumatlar haberdar bu mefa genden keyin, ilimden mahrum bu mefa genden keyin iblis geldi de ana şu 5 kişinin cahilerde onlar sayırlar kılışı aradı. Eyd bayramdan da çok kül kişi aradı. Ve şöyle oturuyan paylarda da ana şu kişilerin hıyan parmaklarını eflaşıp ana şu cahada tayyiyahlar payda oldu. Yani birinci Allah ne bakımadı? İbadet kımadı o cahada. Şimdi keyinge Allah keyinde iblis etti ki bilasın ama ata babalarıyla bir yörgenimeye toplanardı. Onlar ana şu cahalarda sığınardı. Dediğim ana şu 5 kişinin ismi onlar için oğlu haladın onu yerlenip oldu. Ve dediler benim yanıta şu ki İblis adamlarda buzuşluğunda tarlayan üslubunu görüyor. Sekin sekinliği bile buzu yaptı adamlar. Özü adatta bir nesanın kuruştan göre buzuş o sonra buladı. Lekin iblis bile de buzuşluğunda sekin sekinliği bile kılıyor. Birinci avad bile yakşı mamurak kılıyor. Normal ayı kopu verişiyor ya dedi. Razı buluştu. Keyenge avad çekiyen de sabır kılıyor derkenler. Keyenge avad ilimler bir haber bu gelirken onlar da sığındı tırkaşadı. Düşünün, biz atafımızdaki adamlarda Allah'ın dinine çakırırken payetimizde, adamdaki dinde tarif kılırken payetimizde, bana şu nesilden kulası alıyorduk. İblis sekin sekinli yolu buna muzuttu. Buzuşluk, Hazreti Yapız, o sonra burada kuruşluktan. Şimdi kuruşluk, kuruşlukça hareket kılırken adamlar şaşırmasını ileri gereği buladı. Hemen biz bu yanaşın maşinanın künüşleri buladı. Dinlemez mi? 8'de uzunluğu ben çoğulardı gereken tatlı. 49'u kemen çoğulardı. 36'u kemen. Neme gücüne buluşun buladı. Neme gücüne bir ikinizden kısık olu yaptı. Neme gücüne farkı var buladı. Çünkü bana şu külücüler tatlı adı gön. Gereken rezbelerde kuvvetliye karakteri belirlenen gönlendi. İman geldik evet. Namaz geldik ileriken adamdı. 36 külücüden tatlı bulamıyordu. Çünkü onu hiçbir kesin hiç gereken. Şimdi demez mi? Sizinki 19 külücü okuyan olsa o en 8 o. Böyle gelme değil de en sadde usulüydü, çüntürüşlüydü. Bundan o sarayı onu bilmeyim ben elinde. Peki mi asıl olsun ki en namaz yekilip rezidası 6 boyun adamdı, geldi külçüden tatlı olarak adamları yormasın işimizde. Üzü oranıza kadar.
İblis bu işinde sekin-sekinliği de kullandığımız, tüzelçliği de sizlerden sekinliği de kullanmamız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hadislerde geledi. İnne hada dine matin, fa'ul fihi bir rizk dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu din müstahkem, ağır din. Sekinliği bilen kiriler bunge deydi. Hadis ekeler eğer işitmeyen bu sek. İnnel mumbatte ma azdan kata'a ve la zahran abha deydi. Hadis devamında. Otta tınırsız şaptır etken adam, ne manzuliyeti baradı, ne otsiri kaladı deydi. Maksat ana şu optimini mazlı yetu alışı buladığı yandası ot çerçege mazlı dam veriş gerek. Onu soğuk iş gerek. Onun gibi karavaşını yıkılış gerek. Keyin sefer devam et adı. Allah Ta'ala da ağır bugün, Allah Ta'ala da müstahken bugün bu dini de ot çöptüladığı yandasak uzak kadar almayı kalamız. Bu dinde tabiatı, bu dinde ruhu şuradan bakacak. Sekin sekinlik. Demek insaniyet Nuh Aleyhisselam dağrı geçe şirk getirmeyen. Madde günahlar bo'lmagan boshqa günah, lekin shirk keltirmagan. İblis insoniyatning ichiga mana shunday uslub bilan shirk tortib keldi. Yuqoridagi oyatda sharhi mana shu bo'ladi. Nuh alayhissalom davriga kelganda yer yuzida birorta muvahhid Allohni bitta degan kishi qolmadi. Faqat Nuh alayhissalom tavhidda bo'lgan. Nuh alayhissalom ulul azm minar rusul, ana shu payg'ambarlar ichidagi eng ulug'lardan bittasi. Beshta deyiladi ular. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nuh Aleyhisselam insaniyette ikinci atası, ikinci adam değildi. Nuh, İbn-i Lamid, İbn-i Muteşalih, İbn-i İdris. Yani İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'da babasını atası buluyordu. Bu kişiler yüzle birler yaşardılar. Nuh Aleyhisselam, min yıldan ona artarak ömür körgende rivayet kılınken. İmam Buhari zekeye hadis Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam bilen Nuh orası da 10 asır öttü. Yani adam aleyhisselam bilen, vefatı bilen Nuh aleyhisselam da peygamber bölümü var göçe 1000 yıl öttü. Ve hamması tavhidde bugün. Yani şu 1000 yıl içinde insaniyet hamması İslam'da tavhiddeydi. Nuh aleyhisselam Allah'ta dinine adamları davet kılıçdığında en katta bir güçlü sarkıldı. Allah Teala bana Nuh suresine merhamet kıladı. Estağfirullah. Billah. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azabun alim. Elbette biz Nuh'unu özüne kavmige, ularge alamlandırıcı azab kevutu şekilden avval agahantırısını da yubar dedi. Yani bir Nuh Aleyhisselam kıssası bir itibar veredik ancağımız, başka tarihler kıssalar inşallah okuyunuz Allah'a da kıssa. Köbra ulamaları şarkı, hadisler bilen kegen kıssalar. Lekin Nuh Aleyhisselam hakkı da fakat Kur'an'da ayetlerle kegen. Yani hadis elçilikle hacet kanı yaptı. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, bu kıssanın bir ulu ilgiden Kur'an'da cüdü köpüründe ayetlerle nazı kıyan buldu. Bu kişi kavmını davet kıldı. Ey kavmım, ben sizlerge açık agahlantırıcım ben. Allah Teala ki ibadet kılıyorlar, ondan takva kılıyorlar ve itaat kılıyorlar. Sizlerde günahlarıyla da keçirerdi ve sizlerde malum bir acelge yakın keşiktirip durardı. Elbette Allah Teala acele kegen payette hiç kim bunu kadar işte ki hazır bulmuyla gel bilseyler. 950 yıl davet kıldı Nuh Aleyhisselam'ın özüne kavmına. Kim 50 yıl ömür körmeye ötük eti yaptı? 950 yıl. Ertayı keç, bitirgen hemşe davet kıldı, yapbası yan davet kıldı, pişirgen davet kıldı, aşkariye bakırgen davet kıldı. Lekin bu adlı Allah Teala kalbine hidayet kılmasa 950 yıl peygamber koşunusu buldurup La ilahe illallah diyemesini ölüp geçen insanlar buldu. Bana Rabbisi yıkıgen şikayetinde Nuh Aleyhisselam aytadı. Kale Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yezidukum duai illa firara. Parvardigara men kavmimi leylen nehar kündüzüyen keçesiyen davet kıldım. Meni ularge bugün davetim menden fakat koşluğe sevap oldu. Kaçanı ki men ularge davet kıyken paydımda darmaklarını kulaklarına tıkıp alıştı. Ve köyleri bilen etekilerden yüzlerine tosuştu ve kibir kılıştı. Sonra ben ulanı aşkara davet kıldım. Sonra ben ulanı mahvi davet kıldım, sırrı davet kıldım. Ettim ki Rabbiler ki istiğfar ettiler. Elbette Allah da Allah tavbaladı kabul kılışı bu genzal. Siz bilen bizi Allah da Allah La ilahe illallah degen nimette şimdi hediye kılıbı verip koydu. Kimimiz hoşumuz peygamber? Kimimiz peygamber zamanında yaşayabiliriz? Allah Teala bizden bizlere verilen en katta nimeti bu. La ilahe illallah degen nimet. Bunu kadir getirmeyiz.
Faraz qiling 950 yil davom qilganda eng ko'p 80 ta odam iymon keltirgan ekan. Eng hozir vaqtda 10 ta odam iymon keltirgan. 100 yilga bittadan to'g'ri keladi. Bu nima degani? Alloh xohlagan bandasiga iymon degan ne'matni berar ekan. Mana shu o'tirgan yo'l atoq shu ne'matni beribdimi? Mana shu biz yurtimizda yashayotgan kalima go'ylarga iymon ne'matini beribdimi? Alloh taolo katta marhamati bo'ladi. Nuh aleyhisselam kavmini davet kıldı. Ve bu daveti fakat Allah'ın itaat kısaylar, ahiratta mükafat da alasılar demez. İslam dini ve aytilingen hükümler gibi amel konuları gibi olsa, onu semerası şu dünya hayatı diyen verilirdi. Ama kuyudaki ayet bu yakal hüccet olan. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben kavmimge ettim. Sizler Rabbilerden günahları keçirişini soruyorlar. Allah günahı keçirişi bu genzal. İstihbar etkence Allah-u Teala 5 tane sana madde kılır. Dikkat kılıyorduk. Yani biz etken Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber diyeklerimizde ahirette alanımız açıldı. Lakin dünyayı hayatımızda kandilerde bir faydası var mı? Degen sorar olsa kulak saptırıyorduk. Gürsiniz sana aleykum midrara ve yumzidkum bi amvali ve banin ve yecellekum cennetin ve yecellekum anhara. Sizler istihbar etkiler diyorlar Nuh Aleyhisselam. İtibar verelik, bana şu ticaretimizde, bağırağımızda, bağırçakamızda, malı dünyamızda kanaka tatir var bana. Gelir biz, Kur'an'da her bitti ayetini hakla kabul kıyamız. İman getirdiğimiz bunca. Eğer şu davayımız olsun olsa, kalbimizde şak olmasın, kulak saptırelik. İstihbar etken bandasıya Allah da Allah. İstihbar etseler, üstlilerde yamgırlığı bulutu yönetemem miydi? Ve sizlerde malı dünya bilen, bolaçaka bilen kuvvetlendiremem. Ve sizlerde anharlar ileride toldurup su bulan akızemem, boğur ağlar veremem dedi. İtibar verin, yağmur yoksa yurt yüzüde, bolaçaka pul bosa, boğur ağ zor bosa, daryada tolu su aksa, neme gereği yana? Neme gereği bitti insanca? İnsanı soruyken ise şu, bolam çakamda yürüp kızım, bu verilecek 5 deneyemek bir kitası arada tüketi yaptı. Biz şuna sana kuvvetler büyüyüp, İbadet ibadet kılıyor, keçeni künge ulat, ibadet kılıyor, mehnet kılıyor, ticaretle. Lekin istihbarlı korku yapız bir çekeye. Biz 10 saat işlemekten, 8 saat işlemek durulur, yarım saat asfaltılar da koyuluyor da Allah sonra verip koyardı bir arayla. Eğer bak bu ne kadar yaklaşık bir zevket alıyor musun? Hadislerde kelleri, kim istihbarlı özge lazım tutsa bir de Allah da Allah. Allah dedi, tarlıydan keyinliki çıkaradı. Ve müşkülünü asan kıradı ve kütümegen cahiler rızkını verip koyardı dedi. Bizi etikadımız kanı bunun üstüde. İstihbarda tınımsız açıyor işte. İstihbarda ne? Estağfirullah ve atubu iley. Estağfirullah kıyınmaz. Kıyınmaz. Biz 100 metre estağfurullah da koyana göre 2 saat sanki de duramız maşinamızda. Doğru mu? Çünkü o şekilde çıkanımızda bizde nam var. Bu kelimenin ayeti oturursa bizde nam yok. Biz kelimenin ayeti oturup kolumuzu sakınına tutup Allah da Allah beri orada. Peki niye asıl olsun ki biz bana şu maddi terbiye aslında bir taslanıp koyduğumuz için tevabın alakamızı uzun koyuyor. Sılar istihbaratıyla Allah sılar üstüyle bir yağmur verirdi. Sılar da malı dünya buna, malı çakalına kuvvetlendirirdi. Sılar da boğularlar da verirdi ve sılar da anharlar da verirdi. Demek ikintikini boğazanın akılış gereken? İstihbaratçı gereken. Balan çakam diyenki olanın akılış gereken? İstihbaratçı gereken. Şuna ben on kulağı kulağı, son kulağı iştirelik, yazılelik. Özümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana avali ahir günahları keçirgen kişi günlük 100 metreden 70 metreden istifaratken bir oturgen de. O günahları keçirgen kişi. Ha bizde Allah sallallahu aleyhi ve sellem günahını keçirişi giden taşları 5 tanesine vermen de ne yaptın mı? Kendine istifarat edin. Bırak reis kemra kılıp. Bu şey vaxtlarda Nuh Aleyhisselam'da davrada bir kafir padişah yaşayan. Bu kafir padişah Nuh Aleyhisselam ile hiç kimi gəbləşməslikke tarif qiyamadı. Allah da Allah'a şikayet kıladı Nuh Aleyhisselam. Qala Nuhu Rabbi innahum asavni vattabahu man lam yazidhu maluhu ve veladuhu illa khasara ve makaru makran kubra. Parvardigara, onlar menge asib oldu kavmi. Ve onların malı dünyasını, bala çakasını ziyada kimidiyan git at kılıçtı. Ve menge karşı makasıyla kılıçtı. Makaru ve makarallah ve allahu hayrul makirin. Bunlar makir kıldıydı Allah Teala. Bize makir kıldıydı. Makir deyin yasını Allah kılar dedi.
innahum yakiduna kayda ve akidu kayda famahilil kafirina mahilhum ruvayda. Ana şu kafir padişah özünü kavmına hüküm çıkardı. La tadarunna ve la tadarunna alihatakum ve la tadarunna vaddan ve la suvan. Ana şu beşte ağrıqları koymaylar, nuhke kulaşlamaylar, sizler ana şu butlar gibi balası olurlar. Padişah tamamdan şirke büyürüldü. Nuh Aleyhisselam'ın iman geldiği yana şu 10'daki 80'de kişinin muzamı ekseriyeti kembağa beçara nazıvan kişileridir. Yani adatta peygamberler ilk kimler iman getirgen. Kanlı kutsakatı adamlarca o kutu akere yorulma kendi nezer eder. Çünkü hem yadını makil yaptı, pulu bile halkılı yaptı. Tanışılışından analımını halkı orayken buladı. Adatta Allah'a muhtaçlığı var adamlar iman getirgen eken. Nuh Aleyhisselam'ın ekseriyet iman getirgenler kembağa beçaralar buladı. Şimdi acayip bir şart koyardı bu paşa. Ayrıca ki mana biz kılgınlığı davet kılışı ruhsatan berarız. Sen bilen yaklaşık oturarımızda, bihtimal senin imanım kesirarımız. Fakat bir de şartımız var. Ana şu atrafındaki kendakal kalangı kasan kişilerde ne arıklasan? Ular hor, biz azızmız. Ular paz, biz balatmızdır. Ular da Nuh Aleyhisselam'da olduğundan haydaşlıkça takilif kıldı. Yani dünyada hamma özünü başkadan üstün götürdü. Şimdi olmaz mı? Hamamız içimizde şeytan var mı? Ben senden boyum uzun değil mi sen kendime? Ben senden pulum köp değil mi? Ben senden küçülüyüm, ben senden çıralıyım değil mi? Elbette karşılığı mertemiz buna başkaladığımız özümüzü maklamız üstünde bilemiz. Lakin insanda azizliği bu dünya matası bilen halidir şakir bilen belgilenmeydi. Allah Teala ne dedi Kur'an'da? İnne akramakum indellahi atkakum. Allah'ta huzurda silahı hürmeti balakrağıyla bu Allah'tan köpürak korkan takva dağlarıyla dedi. Bu dünyada hemen özge derken bahası balak. Hiç kim özge takva habermiydi. Elbette o yakışı başkalarda. Dedi o nakta Allah Teala belgilesin eken. İnsanda nakı ne kadar dediğini yaptı? Bizden şu ölçü işleri mi? Biz özümüzden şimdi pul kamera adamı görsek mevsim yara görüşemiz. Bizden de yara kini peyi adamı görsek ben de kurmaktan cevap koymayımız. Koyun ki anışı taşkı kömüşe karattırır biz baha veremiz insanlar gel. Bu anışı yüzdeki baha verişlik. Allah sağlasın. Hala kimi narkı neşi pulligini Allah subahana havata Allah'a aldı yaparken de sarazıyı koyken de ölçen erken. Onun gece hem özgü baha veri olaydı. Kesinlikle Allah bıdık derken mahluk özgü baha veri olaydı. Ne oldu ahire? Kimidi o? Şeytan mıydı? Ana hayrın minhü. Ben ondan yaşımdan da ordunma doldu. Seni ondan yaşlılığını Allah etsin. Şimdi demez mi? Biz için bizi azizliğimizi, bizi azizmezliğimizi Allah Teala da ölçü olarak sapır bilen bize kendimizi. Estaizu billah. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَاكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ عَرَاضِينَ بَادِيَ الرَّيْهِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُرُّكُمْ كَذِب۪ينَ. Ana şu özünün kavmini malaları. Mala da yani bu bizi tır görüyen de özünün kavmini ketekanları da yani. Özünün kavmini şu nokta kavmiden boyan malalar kafir boyan malalar. Ayçit ki sırada bizi üstümüzden hiç kanı kadar aşçı cahiler yoğulgini körü yapmaz. Enuh sen bizge hoşgen iddia adamsan ve senge ergeçgenlerin içimizdeki en pas razil boyan hiç kanka bir avasiye gibi olmayan kişiler eken seni belki yorgancıdır bir mantılamız bizde işte. Nuh Aleyhisselam'a cevap verdi. E kavm eğer Allah da Allah menge özünü hüccatı bilen risalatı bilen menge peygamberlik degen nimetini bilgen bosa ve sizlerce bu nasıl körsatılmayan bosa ve min sırada haklamayken imanı mecbur kılalıyım ama bu degenin hidayet Allah'ı kolu deyken bu peygamber min de mucize körsatken deyem Allah vermezse hiç kim iman kestiremezseken ve mesela 950 yıl koşulisi peygamber olaydı bir de kelimene ayta mıydı mı? Kelime açın hususu da Abu Cahil'e Abu Lahab'e bana ayet nasip oldu. Estağfirullah tabbat yada abi ile habin ve tabdı. Ha? Abu Lahab'ı korusunsun, kurusun ve surahı geçer. Bana Muhammed'in yalan çıkılışı iki bizge imkan buldu kafir Mekke müşriyleri.
Abu Lahab kekeli başlıyor ki, sen hiç kaçan iman keltirmişsen eken. Ki, Muhammed yalancı kalanız. Ana şu anda eken kelimesini kaydarıp koy, Muhammed yalancı bulan dedi. Harken bulunmaktan, ana şu la ilahe illallah deken kelime kim adı seni gel. Onun için böyle abi. Biz ki asanlı imanlarımızdan çıkarıp odakken kim? Bizim işik koydu bu kelimeyi açışın. Allah sağlık bizi hadiye kıldı. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet kılıyor artık, kabir geçmemiz gerekir mesela. kavm, ben sizlerden bu kulak geçişim için acır soramıyorum. Benim işime acırı Rabbil Alemin'in zilmesidir. Ve ben, menge iman getirgen kişilerde özünden narkalı haydamıyorum ha. Elbette onlar tarlar bir yolu yolu kuşudur. Lakin ben sizlerde cahil kalmayken ilgileri görüyorum. kavm, eğer ben onlar da özünden narkısam, Allah'tan bir musibet kese kim benden bu narsadan saklayıp kalırdı? Akıl, isletme olmayısılar mı? Ve ben aydınlığım ben dinim Aleyhisselam. Benim kolumda Osmanlı'da hazineler, Allah'ta hazineleri var. Ve gayetli bilemedim aydınlığım ben. Ben farıştakım yemez mi? Ve sizler, paske olup tohutmayken insanlardı, ben özümden narıklı deyken kişilerdi, Allah da olup özümün yaşını giden mahrum kıradır, ayda olmayayım mı? Şu hıvardan ki, kavm aydı ki, kalu ya Nuh kal cedeltene faysar da cidelene. Nuh, de köpürtü var diyeyim, talaşı tartışlayayım. فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُونَ اِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِ Eğer rast peygamber olsaydın, rast bizi bu azap gelişinden bizi korktu etken olsaydın, getirin şu balayını. Allah'ta peygamberi açık mı oldu mu? Çakırın mı oldu, izin mi oldu mu? قَالَ اِنَّمَا يَعْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهِ اِنْشَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمَعْجِزِينَ Allah sağlasa, yubaladı mı baladı. Ve sizler, bu nesan tosatıp kalanmışsınlar. Manaşık yuvardan ki, İman getirirkenler de sonu tohtap kaldı. Ama şu 10 tane değil yaptı, 80 tane değil yaptı, biraz da adam iman getirmeye koydu. Bir ötken avlat, kendi gelirken avladı, burun yüzünden fücurda, fıskıda katta olarak olurdu. Burun yüzünden rahatsız olarak gel olurdu. Şimdi Allah subhanahu ve ta'ala tamamdan Nuh aleyhisselam'a tohtayın degen buyruk geldi. Zayıflığından, küçük etmeye koyanından, çidemeye koyanından davası tohtatıp koyanıyor mu aleyhisselam? Belki Allah da Allah tamamen vahiy bilen tohtatıldı. Estağfirullah. Ve uhiye ila nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen felâ tebteiz bima kânu yef'alûn. Hud suresi. Ve Nuh'ke vahiy kılındı. Elbette sizi kavminizden bugün geçin iman keltirgenlerden başka hiç kim iman keltirmeydi ve ulat kılıyken işten nâmin bu miydi? Allah'a hamdü sana olsun. Ana şu ayet düşken vakitte kafirli yaşayanlardan hak koymadı bizi Allah. Çünkü o şu davrgeci iman keltirip koyan iman keltirdi. Koyanını Allah da Allah pişti de yaptı. Hiç kim iman keltirmeydi. Davası tohtat orayın dedi Allah da Allah. 950 yıl davakını 10 tane iman keltir yaptı. Gözümüzü katta açıyorduk. Bizi Allah katta nesanı veriyor. Nuh Aleyhisselam davası tohtattı. Kavmaya dua edildi. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقال مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ulardan ilgari Nuh kavmi bizi bandamızı yalancıya çıkardı ve açtı mecnun deyişti. Şimdi Nuh aleyhisselam dua bakıldı. Parvardigara elbette ben mağlup oldum sözü yordam ver. Her bitti peygamberge icabat buluşu anık boyun bitirden dua verilgen. Nuh Aleyhisselam ana şu duasını bana şu cahide kıldı. Ve mağlup oldum, özün yardım verdi. Şimdi yeryüzü de Müslüman bulmayan biraz adamda tırık alışı mümkünmez. Çünkü Allah da oladı, vadesi bol yaptı bir yerde. Nuh Aleyhisselam ana şu Nuh surası da Allah da oladı, getirdi, cahiladı. Nuh aitti, Parvardigora albatta ular menga osiy bo'lishdi va ularni mol dunyo bolachasini ziyoda qilmayotganiga itoat qilishdi va makr qilishdi va ana shu olihalaringizda Uvad, Suva, Yag'us, Yavuq va Nasrlarni qo'ymaydi ishdi va juda ko'p kishilarni adashtirishdi. Ana shu qilgan xatolar tufayli cho'rtirildilar va jahannam g'arovona bo'ldilar. Qala Nuh robbi la tadar alal arzi minal kafirin dayyara.
Allah da ola gün nida kıldı, parvatkar yeryüzünde kafirlerden bir atasını koymayın. Havap, yani hiç kim iman geldir miydi? Nuh Aleyhisselam nime gidiyor akıl yaptı? Hani şu iman geldirken az güne taifaneye vuran adakçılış matlığı için Allah da ola odan vardı, halal kılıçlığını soradı. Allah da ola, bana şu duasızdan ki Nuh Aleyhisselam'a kime kuruşluydu buyurdu. وَوَحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِسْنَا الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا Biz Nuh'ke vahiy kıldık. Fulk yasin, fulk bana şu katta kime, bizi vahiyimiz bilen, bizi kürsetmemiz bilen. Akala Nuh Aleyhisselam duradılar, boyanmaz akala. Bu kadın kemanı kurvardı. Allah da Allah diyordu, ben özüm oraya tıkıramam sizi yakana alıp kemanı kuruşunuzu diyordu. Cebrail Aleyhisselam çelip, bu yerini mende aradın, bu yerini mende mıhlayın, bu yerini mende randırayın da Cebrail Aleyhisselam gelip oraya tutturdu. Kemanın uzunluğu 1 kilometreden uzun aldı ileridekiler, ruvayetlerde. Hazır hükümde 1 kilometrelik kemanın fakat temirden buluşu mümkün. Hatta hazır hükümde geçtiğine kadar teknoloji ruvayetlerden davetliyim, yokuştan 1 kilometrelik kemanı bilmedim yani. Yasaş mümkün mümkün. Lekin o şey davetli, durabgarlığından haberi bulmayan Nuh Aleyhisselam 1 kilometrelik kemanı yasadı yokuştan. Sebep, Allah da Allah özü oraya tutturdu. Dibi Allah da Allah öğretse, bilmece adamın bunun için olarak. Revazlarına göre, Nuh Aleyhisselam kemanı 100 yılda kurup tüketti. Tağda ağzıda yaşayanlık için darak yok, bulmayan. Darak yok yanarken, bir adamı sıkıntı, darak bir şey yapılırken, kesin vakti gelip koşu işlete olurken. 100 yılda kurdu kemanı. Hani kemanı kuruş 100 yıl vakti yaptı. Biz özü 50-60 yıl ömrümüzde, dünyada bakı oramandık, tıpırçılı yaptık. Bu, devalımızın rengini zamanı kadar, modu kadar yili hikmetinden boya yaptırız. Kemanı tağdık yokurdu. Nuh Aleyhisselam. Estağfirullah. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنَا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Bizim vahiyimiz bilen, bizi kürsetmemiz bilen kemanı kurin ve zalim boyan kimseler hakkında meyge hitap kılmayın. Elbette onlar çöktürlediler dedi Allah Teala. Hüküm çıktı. Yani Allah Teala yaptı ey Nuh, ular hakkıya duayam kımayın, ular gelip istifaram etmeyin, tamam ular şimdi halal kuruldu. Nuh Aleyhisselam bana ettik, davatı koydu da, elini bana başladı. Yani ömrünün bir kısmı da Allah Teala bir de buyruğu oldu. Kavmimizi davat kılayım dedi, şu davatta 950 yıl durdu. Yani tohtatın kelime yasayın dedi, davatı şimdi tohtatı hemen gördü. Hadislerde geldi, Nuh kavmi gelip Nuh Aleyhisselam'ı maskara kıldı. Ya Nuh, sultana caran ba'den kunta nebiyye. E Nuh, peygamber boyanından ki endi durup durup kaldıyım. Yani seni cinnini giyişenmezdik, endi cinnini giyişenmezdik. Çünkü kemanı tağdüsü ki kurasan mı? Estağfirullah. Ve yasna'ul fulket ve kulleme marru aleyhi malahu min kavmihi sahiru minuh. Kemanı yasarken Nuh Aleyhisselam her sefer ana şu kavmini maralar ötken fayette onu maskara kılıştı. Nuh Aleyhisselam ayette Kale in taskaru minna fe inna naskaru minkum. Bugün silah külüyorsunlar mı? Biz hem silah üstülerden külahımız ertek. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bana sahih hadislerde kelerde İbn Abbas'ın ulasının gen kemanı sıfat hakkı da. Subhanallah şu kemanı var iken hazır yüklü. Kulağımız kadar açıyor. Şu kemanı var hazır. Çünkü Firavun'da cesada türüptü müzeyde وَلَقَدْ تَرَقْنَا هَاَيَةً فَحَلْ مِنْ مُنْدَكِرْ diyordu Allah. Ben ona şu kemanı mucize kılıp, ayet kılıp kaldırıp koydum. Fikir yutadığım var mı diyordu Allah da Allah. İtibar veriyle Firavun çökken mahallede o bulan böyle kanca armiyası çöktü, kanca temir at, yokacı arabası çöktü. Nemege haması çirip yokup geçti çünkü bin yıl içi de. Nemege Nuhman'ı Firavun'da cesada kaldı. اليوم ننجيك ببدنك لكي تكون لمن خلفك آية دادا الله تعالى. Bugün dedi, iman kezdedi Firavun. İsler mi geçlerdi? Çökerken payette Musa'da, Banu Sıra'da, Rabbisi iman kezdedi, Müslümanla deliyen kelimelerin ayeti oldu. Lekin Allah kabul kıldı mı? Bazı da diyor, bazı bir dinden bir beş günce boyun adamlar, demek ömrünün ahirde la ilahe illallah de olsa cennet yekil olarken, demek şu kelimeler çeken kalanısı, şu ölürken de atlasan bulduyken mesajına kadar. Hatta aydarsın zaman Allah diyorsa. Lekin kabul kılar mı ki Allah? Firavun şu kelimeni ayırken, iman getirdim diyen.
Hadislerde geledir, Cebrail Aleyhisselam şu kelimeyi deyken de ağzıya su durup durdun dedi. Firavun gibi bugün nakratından. Sebep şu kelimeyi ağzıya su ayet vermesin, ayet varsa Allah keçir vermesin deyken nakratından su durup durdun dedi. Ayet diyen, lakin Allah kabul buldu mu? Allah da vaat ettiyken, orada ne kimi yönetti, Firavun da cesadı muzeyde durdu. Nuh Aleyhisselam'ı kurgan kelimesi var hazır günde. Yani şu video filmler var iken, Türkiye'nin tağıda duradı bu kelime. Yani şudur, ticaretler, şu yüklerce baradığı adamlar bozuk bir suçluluk öresiler. Kelimenin sıfatı. Nuh, dedi Resulullah Aleyhisselam, kelimeni boğdu, tağıda suçluluk yesedi. Kelime kurgandan ki, tufan sadır boğdu. Kelimenin uzunluğu bir Resulullah Aleyhisselam, babam Nuh zirasıda, çıkanak ölçüde 300 ziraydı. Yani Nuh Aleyhisselam anlaşı 60 metre, 50 metre gibi adam tasarrufu gelmemizde tahminen 1 kilometreden aşırı bugün kemanın uzunluğu. Yağaç kemanın uzunluğu geldiler. Yine 50 zira, uzunluğu 30 zira değil. Kema 3 tabakadan ibaret edildi. Resulullah Aleyhisselam tarifledi sizler. Kemanın üstü kutlu top sinyali yapıyor bugün. Çünkü Osmanlı'dan suçluluğu var oldu. Çünkü Allah da Allah öğretti bu kemanı. Herkese prayetini kim öğretti? Allah öğretti. Kim ustası bıktırdı bu Nuh Aleyhisselam'da? Cebrail Aleyhisselam. Her bitti tabakasını Allah'ı değişikliği var. Bu kemi haz günde mevcut. Ve lafad taraknâhe ayeten fehal min muddakir. Ana şu kemanı sizlere mucize kılıp kaldırıp koydum. Kemi var hazır. Fikir yüzlerden var mı da Allah soruyor. Hazır fikir maçmalı şey yokken 20. asırda ağırlıkla bana şu kemanı tapışken. Yukarıda zikir kılınken sıfatlar geçiyor. Peygamberimizin hak peygamberi görün ki peygamberimiz erken de sıfatlar verirken şu kemanı. Ana şu takım intihani filmini alın yeniden. Tufan sadır bu. Allah Teala tufan başlangıçtan Allah Nuh Aleyhisselam'da bir alamet gösterişini yine etti. Yani Nuh ana şu alamatı körgen paytizde barca mumunlarda ve hayvanlardan yeryüzü yaşadığı hayvanlardan bir cüb bir cüftünü kime yap çıkıydı büyürüdü. Alamat şu dedi ki tam nurdan su çıkış gerekiyor. Tam nurda yani bazı ulamalar bu yerin altını çıkardı yani suda nazar tutuyor iken lakin rivayette racih rağı bu ana şu biz nan yapadıyken tandır. Tandır otta cahı öyle su bulmuydu. Lakin Allah da Allah alamat kılıp tandırdan su çıkmaladı dedi. Kemanı kütküzü koyken, ana şu alamatı kütüp, künlerde burada Nuh Aleyhisselam ana şu tandırıya darıp karasa, tandırıda su fayda bakarken oladı. Şimdi üç belkeci iman getirmeyenlerde halıya vay olsun. Çünkü ana şu ahirge lahzaları, ahirge saatleri hayatla yaşadıkken. Hatta ıza jaa amruna ve faret tanuru kumna hamil fiha min kulli zavcayn ithnayn ve ahlak illa men sabaka aleyhi kavl ve men aman ve ma amana ma'hu illa qalil. Kaçanı ki bizi buyruğumuz kegen payette ve tanurdan su çıkan payette ettik. Her bitti hayvandan bürcük bürcükten alın, ailenizini alın ve iman kesirgenlerde alın. O kişiye iman kesirgenlerde sonra cüda asçılığı getirdiydi. Evet yapız, 10 kişi değillerken, en köp rivayet 80 kişi değillerken. 80 kişi bu gendeye ne kadar? 100 ilgi 10 adam iman kesirgen de neşte adam boş kere gider. Lakin Allah yaş görgen bandaları yeberirken iman. Nuh Aleyhisselam, ana şu alamatı görgen de, mumunlarını yıktı da, kemeye abardı. Şimdi ne mumun akıl etti bir adam? Hayvanları yıkılıp geliş gerek. Hayağıdan hayvanı istiyordu bir cümbür cümbür. Alamat yapalım. Kemen aldı ki mumla bir bölgen de subhanallah. Yeryüzü de mevcut bölgen hayvanlardan hamastan bir cümbür cümbürden türerdi. Görüyor ki Nuh Aleyhisselam çıkışlıkça ruhsat sürüyendi. Yani şu iki yoldaşta aldı türerdi. Ve şu tarımda aldı türkü türerdi iken birbiri yetişmezdi de. Bunları kim canladı? Allah canladı. Nuh Aleyhisselam hayvanları da cahalaştırdı ve adamları da cahalaştırdı. Şunda Allah da Allah tamamından buyruk geldi. فَفَتَحْنَا عَدْوَادَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ Osman'dan yağmur yağdı dedi demeye yaptı Allah. Osman eşiğlerini açıvar dedi. Bu tamçılar yağmadı. Eşiği de açıvar yanında su kanakı düşerdi içeriye. Bana şu ne surete su düştü. وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرِهِ قَدْ خُدِرٍ
Ve yerde bulaklarla patlak bildiydi. Yerden atılıp çıktı bulaklar. Bunlar pülpüller çıkmadı, atılıp çıktı. Ve osmondan çıkan su, yerden çıkan su Allah takdir kıyan cadı küreşti. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ فَحَقِيقَةً نُوح bizge dua kıldı, ana kadar çıralı icabet oldu. Biz ona ve ailesine büyük bir azaptan, meşakkatten saklar kaldık. Ve Nuh'un zürriyatını devamı yaşayanlardan kıldık. Kemede çıkanlardı fakat Nuh Aleyhisselam'da oğulları köpeği yaşayanken. Koyanlardan Allah da Allah, Saysanpe'den dediğim olsaydık, Saysanpe, Nuh Aleyhisselam'da babadan koyanları bir altası tuğup köpeğine yaşayanken. Üçüncü adam Aleyhisselam'dan çeyengi ikinci adam kim değilirdi? Nuh Aleyhisselam değil, ikinci adam değilirdi. Allah da Allah bana suyu sıfatla bayatı Kur'an'da başka ayetlerde inna lemma tagalna ve hamalnakum fil cariye. Elbette su haddinden aşken payıda sıladan aşı cari kemede köterdik. Lineceala halakum tazkiraten ve ta'yaha uzunun va'ya. Su hadden taşkarı ziyade oldu. Bana ruvayla bekeradı yer üstteki en barantal çokkısından 15 metre köterilgen. Yani şu 6600 metre midir? Öşünden 15 metre köterildi. Yani bu ben şunu söyleyeyim burada yeryüzüde yer canavarlardan bir altası tırık oyanmaz. Tafsirlerde geldi. Yani şu su haddan aşıp ziyalara çıkayan payıttı adamlar toka kara paçadı. Toka kara paçken de su köterip geldi orada. Ayarlar evzili bağlarını kolda köterip duradı ben şimdi yakalım. Su boğazı yiyen de yani şu köterip duruyan borasının ayarını takılıp suyu çıkışken eken. Can saklaştığı için. Lekin فَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ dedi Allah. Zalim olan kimseler hakkında hitap kılmayın ya bunlar hamas çöküp yeter dedi. Ama şu yaş görgen borasını ayağına tarafa koyup çıkan eken ki şayet tutu otopkasa ama şu tümçukun su üstü otopkasa diyen. Ümit bu da. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ Hud surası Allah dedi. Bu kelime tağdik mavç, tağdik tolkunlarda ortasında süzüp yürürüz dedi. Suda ettik bana. Kelimenin üstünde yok bunu yine. Her kaça su basın köy milyon kılıp yasal gene de. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ey Nuh siz ve siz bilen buraya boyayan kişiler kemeye çıkan ileride aydiler bizlerini zalim boyayan kavimle kutkargen Allah ki hamdü sana olsun. Yani kim sakladı onlardı bu kavimden? Allah sakladı. Özler içine sakılamazdı. Demin mu'minler özünü pulüge, özünü kuvveti yemez. Rabbisi gibi boyayan tavakkülüge, Rabbisi gibi boyayan imanı gösteriş gerek. Çünkü bundan aşırı mu'minde kuralı olmuş. İman boladı Müslüman asası kuvveti. وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Meşhur dua. Ve ayetin ey Nuh, parvadigara, elbette bizlerin mübarek olan manzilge düşürken, elbette senin şuruçlarına iyi yaksın. Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'da ailesini sakalat kalıştıydı Nuh Aleyhisselam'a vaada bergen idi. Ben ettik Nuh Aleyhisselam'ın ailesini Allah sakalaştığını vaada bergen idi. Lekin ana şu oğullardan bittersi kafir oğlu vardı ki kemaga çıkmagan edi. Şunda Nuh Aleyhisselam oğluga nida qildi. Wa nada Nuh ibna wa kana fi ma'bani ya bunayya irkab ma'ana wa la takun min al-kafirin. Ey Nuh biz bilan kemaga çıkın. Kafirlar bilan birga bo'lmagin dedi. Bolasi aytdi qolasa awi ila jabal yasimuni min al-ma'. Toqqa chiqib olaman dedi. Suvdan meni saqlab qoladi dedi. Allohga balos kelgan bo'lsa bizde her kança tanışımız bulsan, her kança pulumuz bulsan, her kança kuvvetimiz bulsan, bunu aldı da hiç nersemez. Allah tamamen bala kese, rivayetlerde İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşayan namurut döken paşa aldı, bunu bir de paşa kirip getirken eken. Şu öldürken eken onu. Yani özünü zamanında mutlak paşası köpte boyan eken. Namurut, Zulkarneyn, Firavun ve Buhtun Nasr döken adam boyan eken tarih. Şütürtte adam, özünü zamanında yaşayan adamlarda mutlak özünü kolası gibi birleştiriyor eken. Mutlak paşa boyan.
Şundan bittesi Namrut'tu. Osman genelde yapken değil adı. İbrahim de Rabbisini öldüremen de. Şunu kadar davalı bugün, ilahlıydı davası bugün, paşalı burnuna gidip de paşa çivinkini öldürüp koydu. Yani herkese, bizi yiyken aşımızı bir dana gürücü, biz için davalı oluşu mümkün. Peki bir kopla biçerken, canımızı rahat bağışlayken çayımız, bizge zahar oluşu mümkün. Ben herkese düşünün, tosu koyduk pişti o da. Çünkü insan özünü, kimliğini tanısa, Rabbisini tanıydı. Çünkü bir aşiz, zayıf, matavan bandalarımız. Allah sallallahu bizge diye düşünün, özünün kalamını. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نوح عليه السلام aytdi Alloh balosidan Alloh saqlagan odamlardan tashqari hech qaysi saqlana olmaydi dedi. Shuni gaplashib turganda va hala baynahuma mavjud baynahuma mavjud fakana min al-nur. Shuni katta bir to'lqin keldi-da yuvib ketdi. Alloh taolo Nuh alayhis solomga farzandlarini, oilasini saqlab qolishni nima qilgan edi? Shunda istiso qildi. Soradı Rabbisi'den. وَنَادَ نُوْهُ رَبَّ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِبْنِي مِنْ اَحْلِي وَاِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْ تَحْكَمُ الْحَكِمِينَ Parvadigara, oğlum benim ailemde miydi? O benim oğlum idi. Sen ailemi saklayıp edemen degen edin. Senin vaadin hakkıdır. Hikmet egesi özüysen dedi. Yani nemege çöküp etti de ne yaptı? Etibar neydi? Allah da Allah Nuh Aleyhisselam'ın bana şu oğlunu kengi yaşayırken insanlar gibi ibret kıldı. İnnehu amalun gayri salih. O salih amelmez dedi. Yani salih amelde kılmadı, günah amelde kılmadı ne yaptı? O babanın özü salih amelmez dedi. Yani insan ibadet kılmadı, Allah da ona gittir milyon olsa, o salih amel kılmadı mı? O şu adam salih amel bulmuyor kılmadı. وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Sizde ilim bulmayana sakrı minden soramayın dedi. اِنِّي عَيْدُكَ اَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ Cahillerden boş şeyden özümden bana sorayım dedi. Nuh şu oğlunda oğul hakkında soradı, tavba kıldı. Lekir başka hiç kaçan olsun bulmadı. Demek, ata bulan balın ortasındaki alakalı üzüladı eğer etikad ortasında, etikad bulabiliyormuş ortada farkı. Bu balası kafirliğinde tarlayan olsa, atası Müslüman bulabiliyen olsa bu alakı üzüladı. Şimdi mühür, millet devlet egesi bulduruyor. La ilahe illallah deyken kelime etken olsa ata buradan köre, kafir ata buradan köre yakırı buradan. Hacge varken beraberimiz buna sahnesi kürgensinler. Yan başta kop para ne gelir? Matemada bir Evropalı, madde bir Türk, mühür adam lekin la ilahe illallah deykenli gücün uzun kalbizde yakın turadı. Şimdi demez mi? Demek akide alakası kondoşluk alakasından üstün duradı. Eğer kondoşluk alakası böyle uyardı, böyle uyardı tabi ediyor olmasa. Dünya su aslı kaldı. Hayvanlar, adamlar, barca kalak oldu. Fakat su hayvanları getirip kaldı. Yerde hama kısmını çöktü mü? Hama kısmını çöktü. Çünkü Allah da Allah hücret hama yeryüzünde yaşadığı hayvanlar bir cüften aldı dedi. Demek başka yerlerden çöküşlüğü işareti bu. Kime? Suudu üstüde, dengizdeki tolkunlar içinde 6 ay kat geçti bu adam. 6 ay. İbn Abbas'ın babasının adı Muharram ayının 10. günü, Aşura günü de Nuh Aleyhisselam bir yere düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Aşura günleri şu ruhda tutardı. Allah Teala bana şu baladını halisi geçtiğine amir kıldı. Ve kıyla ya ardu bulayi ma'aki وَيَا السَّمَعُ وَقْلِي وَغِيدَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah Teala, ey Osman, özünü tütkün, ey yer, suyunu yütkün dedi, Allah Teala da amrı bilen su kayıttı. Ve cudi tağı da tohtadı deyipti Allah Teala. Cudi tağı bana şu, Türkiye'nin tağlardan biri değiller. İkinci haruçtan için Nemisli ötçüyle Samurat Üç ötkende körgenirken şu keymanı. Yani 20. asırda şu keymanı çıkıp topşup suyum çıkıp et yapayım bana. Lakin bir tane filmleri bırakayım. Kıyla ya Nuh ihbit minna bi selami min ihbit bi selami minna ve barakatin aleyke ve ala umamin mimmen ma'ak ve umamin sanumattihum sanumattihum sunna yamassuhum minna adamın aleyke. Ya Nuh siz ve sizinle birge boyayan kimseler men tamamdan salam ve barakat bulan şuylar. Nuh aleyhisselam altı arası da tafan, bana tofanda toktaşlı gibi küttü. Ve su tınçıgende kaptazı kürüptürdü. Tavuzu yoğunları diyebiliriz. Kaptazı düşürdü.
Bir neçə mətdə qayıtıp geldi, quru qayıtıp geldi. Ama şu nabattaki uçuruşlarda bir tanesi uçurganda, tumşuğuda zaytundu, şahçasını alıp geldi. Yani su paslayanlığı, daraqlar çıkanı yeni belgesiydi. Ama şu tınçlığı belgesi dediğimiz o, taplarını çizip tumşuğu yanına çizip koyulardı. Bu bizi şahiyat-ı İslamiyiz'de bana tarihte borakken bu nasıl? Çatlar tumşuğuda ama şu zaytundu şahçasını işleyen. Yani ki yeni sefer uçurganda, çatlar ayağı da az yine turpağı bulan geldi. Yani yer, açılgenliğe işareydi. Nuh Aleyhisselam yerine düştü. Yeryüzünde hiç kim koma gelmedi. Yani bu yapımız başlattı ki, eğer hemen yamanlar yok olsanı bulardı kim? Yani başkadan yamanlar başlanırdı da. Yani Nuh Aleyhisselam için Allah Teala yeryüzünü tozalıp koydu kafirlerden. Lekin kengi kafirler kadar geldi. Bana şu yaşlı adamları varlardan çıkarmadı mı? Türkiye'de hani şu kışlağı, tamamıyla Nuh deken kışlağı var eken. Türkiye'de böyle eşkenimiz. Semaniyle Nuh deyeni, Semaniyle deyeni atıldırken dolarlarımız olsa Sersen deyeni. Sersen de Nuh deyeni kışlağı var eken. Yani hani şu yerine düşken birinci Nuh Aleyhisselam deyen davası var eken Kançarı Sahih Allah'a alam. İnsaniyette otaları biz müzdele yetişerken şunlar. Şu kışlağda namız Sersen de Nuh deyeni anlanır eken. Nuh Aleyhisselam bulan kelime çıkanlardan bir ortası tuğmadı. Fakat Nuh Aleyhisselam'da ayağlı ve farzantları tuğdu. Nuh Aleyhisselam ikinci olan değildi. Fakat ve cehennâ zürriyete humul bâkîn. Fakat Nuh'un zürriyetini yaşı uçulardan kıldık dedi Allah Teala. Nuh Aleyhisselam'da üç doğulu vardı. Nuh Aleyhisselam'da üç doğulu vardı. Bu Son, Ham ve Yafis. Yani şu ballarını rayına geçirip koyurken son balların içinde ah rayınlılar ve az yine karaçalar var iken. Hamlı balların içinde karalar ve az yine ahlar. Yafis'ten mellerin kızı rengi adamlar değil yaptı. Şöyle atıyordun yaptı. Yahudiler ve Araplar son zürriyatıdan. Afrikalılar son zürriyatıdan. Türkler, Şarkı Asya, Avrupa yani biz Yafis'ten de baytınlar iken. Nuh Tufan'dan kendi 350 yıl yaşadı. 350 yıl Allah Teala'ya durar madde asiliği yanıyor. Nuh Aleyhisselam bir yıl tolu roza tutarken roza tutkendi. Fakat hayat günleri tutmasızdır rivayetlerdi. Nuh Aleyhisselam vefat kıladı. En razı rivayetlerde Mekke'de defa kılıngan degen rivayetler var. Bazı rivayetlerde Livan'da Kerkil Bika degen cevabı kömürgen deyilerken lakin TV'deki rivayet razı var. Başariyet Nuh Aleyhisselam'dan keyin Hud ve Salih Aleyhisselam'da peygamberliği davranı gördü. Bana kısa'nın ahriye gelirken biz nema kulası alamız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğin kavmda içi de yerelgenliğimizden kettalak nimet bu umidi biz için. Biz bu ortadır peygamber bu zamanda yaşama yapız. Bu ortadır peygamberde Osman'dan şükürgen mucizesini körme yapız. Peygamberler bugünken tüyanı taş dişiden çıkarıverse kavmı kafir bugün etmeken de soyu bir koyuşken eken. Kavmlar bugünken Osman'dan dağıtırhan şübe var edin mi Rabbin de İsa Aleyhisselam'a açken de Osman'dan dağıtırhan şübe de oturup hemen değişti. Yine kafir balışı olurdu. Kavmlar bugünken 10 tadan mucizeni görüp durup üstüge tağrı közer hapket koyken de bastırıver hemen tağratı kabul kılırlar de kendine mecbur kabul kılıp ken yine kafir balı olurken. Kavmlar bugün eken 70 kişinin tarla babaları peygamberi Allah'ın kafir bulu Allah'ın ağzını eşitirmen bir iman getirmeyi Allah'ın özünü köreliği de kendi Allah öldürüp yana tırıltır yana eken şunluya bir iman getirmeyi yana eken. Radalar sizlerimizde görürken neyme çok ki kabiri balat ki bunu kabiriye halkanca yapırmayalım bu dünyada yetenmeyiz. Allah Teala tabi ve yutta azzana rabbukum le in şakartum le azidennakum eğer beni vergen nimetimi şükürüne adakıl olasıyla men nimetimi küpetir veremem deydi. Ve le in kefartum inne azabı le şerdi eğer küfür kettirseler şükür kumasaylar azabım kattır deydi. Allah'a birinci kulasamız iman degen nimetimiz ya Allah şimdi hadi yakala kadir getirdik. İkinci olan dersimiz bizi kılıyorken dünyavi ticaretimizde aldat da şu ayetken istihbarlarımızı tohumuzdan tohum alakası varken çünkü 5 tane kanalada kadar yaptı, bitti istihbarat etken adamdır. Akide bu akalar. Niçin desek imanla kesip olamış. Çünkü Allah arada kadar yaptı bunu. Niçin de bu muydu? Anak şuna kadar. Yağmur veremem diye yaptı şeylerde. Malı dünya balaca kapıla kuvvetlendiremem. Deryalarda tolup su akadı. Boğuları ağladı veremem diye yaptı. Öyleydi uvarıp yağmur. Gördüler mi? Kimin işi bu?
Yağmur yağmasa hem yok vurup getirdi de yığılayaptır. Yağmur da verici köpeğe durup olsa o ilgimiz var yaptı. Kimi korudayken bunarsa? Biz haber hunarımızga, tergelgimizga, ok koyan azotumuzga, kislatamızga, udarımızga, suyamasa Rabbimizin suyanışlarını örgeneyle. Allah haklamasa biz bir hoplam su cüktü almayımız. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiç kende küç, hiç kende kuvvet yok. Kim bilen var mı gel? Allah bilen var. İnşallah keyingi suhbatımızda Allah kaldırsa Hud aleyhisselam'da bundan ki Salih aleyhisselam'da tarifini yerleşken bulamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.